Kıyamet, kainattaki her şeyin alt üst edilerek yok olması. En sonunda mahşere doğru yöneltilmesidir. Gökyüzü yarıldığı ve yıldızların döküldüğü, denizlerin birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarıya çıkarıldığı zaman insanoğlu gönderdiklerini ve yapmadıklarını bir bir anlar. Kur'an-ı Kerim'de sura iki sefer üfleneceği haber verilmektedir. İlkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrardan bir diriliş gerçekleşecektir. Kıyamet nedir? Kıyamet ne zaman kopacak? Peki kıyamet nasıl kopacak? Kıyameti başlatacak sura üflenme olayı. Kıyamet günü geldiğinde insana hangi sorular sorulacak? Kıyamet neden gizli tutulmuştur? Peki kıyameti kimler görecek? Kıyamet, kainattaki her şeyin alt üst edilerek yok olması. Yok olan ve diriltilen her şeyin ayağa kalkması, en sonunda mahşere doğru yöneltilmesidir. Kur'an-ı Kerim bize kıyametin yaşanacağıyla ilgili şüphe götürmeyen apaçık deliller sunar. İnsan, peki kıyamet ne zamandır diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresidir diyecek. Hayır, hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Gökyüzü yarıldığı ve yıldızların döküldüğü, denizlerin birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarıya çıkarıldığı zaman insanoğlu gönderdiklerini ve yapmadıklarını bir bir anlar. Kıyametin dehşeti yine Haç suresinde şöyle ifade edilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok şiddetli bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer. Ve her hamile kadın da karnındaki çocuğu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Bu konuda ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne de ona vahiy getiren Cebrail Aleyhisselam, ne de zamanı gelince kıyamet olayını gerçekleştirmekle görevli olan İsrafil Aleyhisselam bir bilgiye sahip değildir. Yüce Allah kıyametin kopacağı zamanı ancak kendisinin bildiğini şu ayet-i kerimelerle ifade etmiştir. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. Peygamber Efendimiz kıyametle alakalı, kendine yönetilen sorularla alakalı, ümmetinin ibret alıp sakınmaları için kıyametin alametleri hakkında bilgi vermiştir. Onlar kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Ayet-i Kerime'de de şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Kıyamet nasıl kopacak? Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin kopacağını şu sözlerle ifade etmiştir. Muhakkak ki kıyamet kopacaktır. Öyle ki alışveriş için satıcıyla müşteri aralarında bir kumaşı yaymış olacaklar da ne alışveriş yapmaya ne de kumaşı dürmeye vakit bulamayacaklardır. Kişi sağmal devesinin sütünü sağıp getirdiği halde onu içmeye fırsat bulamadan ansızın kıyamet kopacaktır. Yine kişi havuzunu sıvayıp tam bir edecek de suyunu kullanmadan ansızın kıyamet kopacaktır. Yine kişi lokmasını ağzına kaldıracak fakat kıyamet ansızın kopacak da o lokmayı yiyemeyecektir. Kıyametin kopması İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle başlayacaktır. Sur, kıyametin müthiş infilakını belirtmek ve kıyamet koptuktan bir müddet sonra bütün insanların mahşerin etrafında toplanmalarını sağlamak için boynuz şeklinde bir borudur. Bu boru hakkında hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Sur, boynuz suretinde bir borudur. Kıyamet gününde ona üfürülür. Kur'an-ı Kerim'de sura iki sefer üfleneceği haber verilmektedir. İlkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise
tekrardan bir diriliş gerçekleşecektir. İlk üfleme neticesinde kainatta gelecek hadiselerle ilgili bazı ayet-i kelimelerde şöyle buyurulmaktadır. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzünde dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca işte o gün olacak olan kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü hatırla. Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kubbenin yarıldığı, dağların ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin vakti tayin edildiği zaman artık kıyamet kopmuştur. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Düşün o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi. Onu tekrar o hale getiririz. Üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz vaat ettiğimizi yaparız. Resulüm, sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. Sur'un her iki üflenişinde de insanların ne halde olacaklarını ayet-i kerimeler şöyle bildirmektedir. Sur'a üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hep söyleyecektir. Sonra ona bir defa daha üflenince bir de ne göresin? Onlar ayağa kalkmış ve bakıyorlar. Birinci üflemenin kainatı sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler şiddetli kaygı sebebiyle yerinden oynar. Gözlerini korku bürür. Şüphesiz ki Sur'a üflendiği gün, dünya hayatının en dehşetli günü o gün olacaktır. Gökyüzü bile o günün dehşetiyle tamamen yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. Bu büyük dehşet gününde Allah'ın himayesinde oldukları için korkuya kapılmayacak, hüzün ve kederden emin olacak kimseler vardır. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerlerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün vazifeli melek Sur'u eline almış, üfleme emri gelir gelmez hemen üflemek üzere izin beklerken ben nasıl sevinç duyar, nimetlerden zevk alabilirim buyurmuşlardı. Bu hal ise ashab-ı kirama çok ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Allahu Teala bize kafidir. O ne güzel vekildir. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz deyiniz. Kıyamet günü insana hangi sorular sorulacak? Kıyamet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça kulun ayakları yerinden kımıldamaz. İşte bu dört soru. 1. Ömrünü ne yaparak geçirdin? 2. Gençliğini ne yaparak geçirdin? 3. Malını nerede kazandın ve nerede harcadın? 4. Öğrendiğin ilimle neler yaptın? 2 nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri yanlış kullanmakla aldanmıştır. Bu iki nimet sıhhat ve boş vakittir. Kıyametin dehşetini kimler görecek? Kıyamet günü geldiğinde dünyada sadece kendi keyiflerine saplanmış, ilgisiz ve duyarsız insanlar yaşıyor olacak. Tüm işaretleri gördükleri halde hala kurtulacaklarını hesaplayacaklar. Oyalanacaklar ve inkarlarını sürdürecekler. Öyle bir deprem gürültüsüyle sarsılacaklar ki kalpleri göğüs kafesinde patlayacak. Denizler göklerden boşalırcasına üzerlerine akacak. Dağlar temellerinden parçalanıp zeminler çökecek. Toprağın içinin dışına çıkışını izleyeceksiniz. Yer, gök ve tüm yaratılanlar ölüm ölüm diye haykıracaklar. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Ölünceye kadar kıyametin dehşetine tanıklık eder. İnsanlar öldükten sonra da olayları ruh gözleriyle görmeye devam ederler. Yıkılış berzahtaki ruhların huzurlarında yaşanır. Cehennemi umanların dehşeti, cenneti bekleyenlerin müjdeleşmesine karışır. O gün biz göğü kitapların sayfalarını dürüp büker gibi düreceğiz. Sistemler tamamen dağılır, galaksinin çöküşünü, gök katmanlarının kapanışını izler. Ruhlar ve melekler birer birer söner ve Allah'ın zatından başka her şey yok olacaktır. Ve ayetin nihai hükmü gerçekleşir. Kıyamet kopmuştur, zaman biter
ve Allah'tan başkasının vücudu tamamen yok olur. Her şey sadece Allah'ın bilgisindedir. Madde ve vücut yok olmuş, evren ise mum gibi eriyip tükenmiştir. Ve kainatın tamamı çöker. Olmazsa bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.